Koşun çabuk! Hürrem Sultan'ı kurtarın! Sen de ablaya gel! Açın kapıyı! Hürrem Sultan! Öldürürler. Gelmeyin. Gelme dedim. Yaklaşmayın. Defol. Yaklaşma. Defolun. Defol. Bırakın. Hayır. Bunu vicdan azabıyla nasıl yaşayacaksın? Hayır, ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Süleyman, benim canımın sultanı. Evvela selam eder, o mübarek ellerinden öperim. Halimi soracak olursan efendim, bedbat ve bir çare cariyen yolumu gözlüyor. Hünkârım, bunları yazmaktan hicap duyuyorum. Lakin bilmelisin. Beni, 5 evladının annesini, aşkınızı, karınızı yaktılar. Gözlerini bile kırpmadan, acımadan vurdular bana. Hakaret ettiler. Hem de en yakınlarınız yaptı bunu. Onlar yaptırdı. Bütün haremi bana karşı düşman ettiler. Cariyeleri üzerime saldılar. Güç bela kurtuldum ellerinden. Hatice Sultanımız açtı bana sarayını. Günlerdir o bakıyor bana. Sayesinde hayattayım. Lakin yaraların derin. Acım büyük. Daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Büyük bir keder ve endişe içindeyim. Zira ölüm kol geziyor sarayda. Hatta belki siz bu mektubu okurken ben çoktan hakkın rahmetine kavuşmuş olacağım. Sizden başka dayanağım, sığınağım kalmadı. Medet Süleyman. İmdat. Ne olur gel artık.
kendimden geçtim artık. Ben asıl evlatlarımız için korkuyorum. O sarayda evlatlarımın da hayatlarından endişeliyim. Sultanım, bağışlayın, fark etmedik. Fatma Hatun, bana yaptıklarını hatırlıyor musun? Kimsin de sultanımızı yakmaya kalkarsın? Vallahi benim bir suçum yok. Ne dedilerse yaptım. Bırakın gideyim. Hürrem Sultan kendisine yapılan hakarete sessiz kalmaz. Hayır. Elbet bunun bedelini ödeyeceksiniz. Hayır, acıyın bana, yapmayın. Yapmayın, acıyın. Yürü. Ay, 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 bırakın.